Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresinden devam ediyoruz. 66-74. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Şayet biz onlara yazsaydık اَنْ اِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi öldürün اَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Veya diyarınızdan çıkın deseydik مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ Onlardan çok azı bunu yapardı. وَلَوْ اَنَّهُمْ Şayet onlar فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ Kendilerine öğütlenen şeyi yapsalardı لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Bu onlar için daha hayırlı olurdu ve اَشَدُّ تَثْب۪يتًا Ve daha sebat verici bir durum olurdu. وَاِذَنْ Ve bunu yapmaları durumunda لَاَتَيْنَاهُمْ Biz onlara verirdik milledünne kendi katımızdan lütfumuzdan ecran azime çok büyük bir mükafat verirdik. Ve lehedeynahum sıratan müstakime ve sırat-ı müstakime doğru bir yola onları sevk ederdik. Daha önce münafıklarla alakalı bazı ayetler yer almıştı. Burada da yine dinde daha tam sebat kazanmamış diliyle iman ettiğini söylemekle beraber iman kalbine yerleşmemiş kimselere bazı hatırlatmalar yapılıyor. Ve Cenab-ı Hak bildiriyor ki şayet biz onlara Allah yolunda cihada çıkınız. Uktulu enfusakum nefsinizi öldürünüz. Burada nefsi öldürmekten murat Allah yolunda cihat, savaş. Çünkü bir insan Allah yolunda savaşa gittiğinde orada ölüme de maruz kalacaktır. Bu açıdan değerlendirilmiş. Veya diyarınızdan çıkın, yani Allah yolunda hicret edin, bunu istemiş olsaydık çok azı bunu yapardı. Yani bazı insanlar vardır ki kolay günlerde İslam'ı bir derece belki yaşayabilirler ama zor günlere geldiğinde Allah yolunda hicret etmek gibi veya Allah yolunda savaşa çıkmak gibi, o zaman bu insanlar yarı yolda kalabilirler. Halbuki din onlardan teslimiyet bekliyor. Din verilen emirlerin yerine getirilmesini istiyor. Şayet onlar emredilenleri yapmış olsalardı bu onlar hakkında daha hayırlı olurdu ve onlara sebat kazandırırdı ve dinde sebat ederlerdi ve böylece sıradan bir kimse olmaktan kurtulurlardı. Ve bunun neticesinde Allah-u Teala onlara çok büyük mükafat verirdi. Ve Allah-u Teala dosdoğru bir yola, bir sırat-ı müstakime onları iletirdi. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ Kim Allah'a ve Resul'e itaat etse فَاُولَٰئِكَ işte onlar مَا الَّذ۪ينَ اَنَعْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah'ın kendilerine nimet vermiş olduğu kimselerle beraberdirler. Ve bu kimseler de şunlar: مِنَ النَّبِيِّينَ peygamberler وَالصِّدِّقِينَ sıddıklar ve şühedâ şehitler ve salihin ve salihler. Yani kim Allah'a ve Resul'e itaat etse Allah'ın nimet verdiği kimseler zümresine dahil olur ve Allah'ın özel olarak nimetine mazhar kıldığı, lütfuna mazhar olduğu kimseler de peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde biz Cenab-ı Hak'tan devamlı sırat-ı müstakimi istiyoruz. Ve ihtinas sıratal müstakim diyoruz. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime, yani dosdoğru yola ilet. Ve bu yol nasıl bir yoldur? Devamı bunu açıklıyor. Sıratal lezine namte aleyhim, kendilerine nimet verdiğin kimselere. Acaba bu kendilerine nimet verilen kimseler kimlerdir? Onu da bu ayet-i kerimede bulmaktayız. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı bir kısmını tefsir ediyor ve böylece Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak okunduğunda ayetlerini daha iyi anlamak mümkün oluyor. İşte burada nazara verilen Allah'ın özel olarak nimetine mazhar kıldığı kimseler nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Ve hasune ulaike refika, bunlara refik olmak ne de güzel bir durumdur. İşte sırat-ı müstakim ashabı, dosdoğru bir yolda gidenler, şu dünya hayatında istikametli bir hayat yaşayan, ardından
Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, rızasına eren kimseler bunlardır. Başta peygamberler, peygamberlerin temsilcisi olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra sıddıklar, peygamberlerden sonra gelen bir zümre, Ebu Bekir-i Sıddık gibi. Ebu Bekir-i Sıddık, sıddıkların, dosdoğru gidenlerin temsilcilerindendir. Ve özü ve sözü dosdoğru olan bir kimsedir. Öte yandan şehitler, şehitler derken de Peygamberimizin dört halifesinden üç tanesi şehit olmuştur. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, bunlar şu dünyadan şehit olarak gitmişlerdir. Diğer faziletleriyle beraber şehitlik fazileti de faziletlerine ilave edilmiştir. Hazreti Hamza gibi, Musab bin Ümeyr gibi nice böyle şanlı şehitler İslam tarihini gerçekten daha renkli hale getirmişlerdir. Ve ardından salih kimseler, yani salih işler yapan, emredilen güzel şeyleri yapan kimseler. Şu anda da toplumumuzda bunların numunelerini görmek mümkündür. Artık toplumumuzda peygamber göremeyeceğiz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber. Ama sıddık misali olanlar vardır. İçimizde şehitler vardır. Zaman zaman bunlara şahit olmaktayız. Ve toplumumuzda salih insanlar vardır. Salih insanlar da gerçekten bunun zıttı olan şaki insanlardan, eşkıya türü insanlardan farklıdırlar. Bunlar salahatları yüzlerinde de görülen, simalarına bakıldığı zaman simalarında nuraniyet parlayan kimselerdir. İyi işler yaparlar ve iyi yerlerde bulunurlar. Bunlardan kimseye zarar gelmez, aksine fayda gelir. Ve Allah-u Teala bunlara tabi olmayı bize teşvik ediyor ve buyuruyor ki وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا, refik olarak bunlar ne güzeldir. Yani bunlara uymak lazım. Onların gittiği yoldan gitmek gerekir. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ, bu lütuf Allah'tandır. Yani böyle bir sırat-ı müstakim ashabı olmak, o yola gitmek veya o yolda gidenlerle beraber olmak Allah'ın bir lütfudur. Ve bu Allah'tandır. وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمَ, alim olarak Allah yeter. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا, ey iman edenler, خُذُوا حِذْرَكُمْ, ihtiyatlı olunuz, tedbirinizi alınız. فَنْفِرُوا ثُبَاتٍ, müfrezeler halinde sefere çıkın. اَوْنْفِرُوا جَمِيعًا, veya toplu halde sefere çıkın. Burada gerek münferiden, küçük gruplar halinde, gerekse daha toplu halde sefere çıkmak. Malum mesela bir İstiklal Harbi'ni düşündüğümüzde, İstiklal Harbi'nde bütün millet topyekun seferber olmuştur. 7'sinden 70'ine herkes seferberliğe katılmış ve görevini yapmaya çalışmıştır. Duruma göre bazen bazılarının sefere çıkması yeterli olabilir ama bazı özel durumlarda da toptan bir seferberlik gerekir. İşte Allah yolunda cihad etmek, Allah yolunda mücadele etmek, en azından müfrezeler halinde, yani özel gönderilmiş kimseler, bunlar olmalı. Bazı insanlar bu noktada iyi yetiştirilmeli ve bunlar dünyanın her tarafına gönderilmeli. Mesela misyoner faaliyetleri vardır. İşte misyonerlik faaliyetinde bulunanlar söz gelimi Hristiyanlığı dünyanın her tarafına yaymaya çalışırlar. Yahova şahitleri kapı kapı dolaşır, kendilerine göre hak bildiklerini anlatmaya çalışırlar. Demek ki aslında hemen hemen her sistemde sistemini yaymak, inandığı şeyi başkalarıyla paylaşmak gibi bir durum var. İslam'da da bu var. Yani bir Müslüman Allah'ın dinini başkalarıyla paylaşmalı ve bu noktada bir seferberlik düzenlenmeli ve en azından müfrezeler halinde, grup grup veya toplu halde bunlar yapılmalı. Tarih boyunca bu yapılmıştır. Ve Müslümanlar dünyanın dört bir tarafına dağılmışlar, yayılmışlar. Gittikleri yerlerde Allah'ın dinini tebliğ etmişlerdir. Günümüzde de yapmaya çalışanlar var. Ama daha böyle bir nevi toplu seferberlik gibi topyekün bir hareket, bütün Müslümanların çevresine
faydalı olmaya çalışması bu çok daha güzel neticeler verebilecektir. Ve inne minkum lemen leyubatti'enne. Şüphesiz içinizden bir kısmı ağırdan alacak. Bunlar münafıklar. Münafık derken münafıklıkta da mertebeler var. Bir kısım insanlar doğrudan din düşmanı olarak münafık. Bir kısmı da amelde münafık. Ve henüz daha İslam kalbinde tam yerleşmemiş ve bunun neticesinde emirleri yerine getirmek nefsine zor geliyor ve işi ağırdan alıyor. Fe in asabetkum musibetun, eğer size bir musibet isabet etse, gale kad en'amallahu aleyye, o zaman şöyle der: Allah bana lütufta bulundu. İz lem ekum mahum şehide, ben onlarla beraber olmadım, iyi ki beraber olmadım der ve o şekilde haline şükreder. Yani olur ya, Allah yolunda sefere giden bir grup bir musibete maruz kalabilir. Zararlı bir takım durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda onlarla beraber çıkmamış olan, işi ağırdan almış olan kimseler bunu adeta bir lütuf bilirler. Oh be, biz onlarla beraber olmadık ve bu şekilde kurtulduk derler. وَلَيْنَ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ, ama Allah'tan bir lütuf size isabet edecek olursa, yani gidenler diyelim ganimete eriştiler, pek çok nimete kavuştular, böyle bir durum olursa لَيَقُولَنَّ, onlar o zaman şöyle derler: كَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ اَوَدَّ, sanki aranızda bir sevgi yokmuş gibi, sanki birbirinizi tanımıyormuşsunuz gibi şöyle derler: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَاهُمْ, keşke ben de onlarla beraber olsaydım. فَاَفُوزَ فَوْزًا عَظ۪يمًا, ve ben de çok büyük bir şekilde kurtuluşa erseydim, çok büyük nimetlere nail olsaydım derler. Yani bunlar Allah yolunda sefere davet edildiğinde gidebilirlerdi. Ve kendilerine bu noktada davet vuku buldu ama gitmediler. Gidenler elleri dolu döndü, büyük başarılarla döndüler. Bu durumda o münafık olanlar, ah keşke biz de onlarla beraber olsak, biz de nimetlerden istifade etseydik, böyle derler. Halbuki çağrılmamış değillerdir, çağrılmışlardı ama onlar icabet etmediler. Fel yugatil fi sebilillah, Allah yolunda savaşsın. Ellezine yeşrunel hayate dünya bil ahira, dünyayı verip ahireti satın alanlar Allah yolunda savaşsınlar. Burada yani varsın bazıları ağırdan alsın, varsın bazıları görevini yapmasın, siz onlara aldırmayın, siz size düşeni yapın. Böyle bir mesaj veriliyor. Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerinde Allah-u Teala şöyle bildirir: لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ دَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ, yani siz hidayet üzere olduğunuzda, siz görevinizi yaptığınızda başkasının dalaleti size zarar vermez. Yani bazıları görevini yapmayabilir, bazıları ağırdan alabilir ama siz her şeyden önce kendinizden sorumlusunuz. Varsın bazıları görevini yapmasın ama siz size düşeni yapın ve Allah yolunda savaşın. Tabi savaş kelimesi günümüzde daha çok belki silahı hatıra getiriyor. Kur'an-ı Kerim'in böyle ayetlerini okuyanlar, Kur'an-ı Kerim'in her tarafında savaş çağrıları var, o anlamda belki değerlendirebilirler. Allah yolunda savaşmak bazen silahlı olur, bazen de başka şekillerde de olur. İşte kültürel savaş deniyor veya diplomasi savaşı deniyor. Yani savaş kelimesi günümüzde buralarda da kullanılan bir ifadedir. Savaş sadece sıcak savaş değil, aynı zamanda soğuk harp de savaşa dahildir. Allah yolunda olması yapılan mücadelenin en önemli bir esastır. Yoksa başka yollarda savaşanlar var. İşte günümüzde de dünyanın bir takım güce sahip olan ülkeleri savaşıyorlar. Dünyanın değişik yerlerine ordularını gönderip oraları kendilerine göre fethetmeye çalışıyorlar. Acaba bu Allah yolunda bir savaş mı? Hayır, Allah yolunda bir savaş değil. Bu menfaat yolunda bir savaş. Ama bir Müslüman Allah yolunda mücadele eder ve Allah'ın dinini başka yerlere yaymaya, götürmeye gayret gösterir. Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu,
oğlu Orhan Gazi'ye diyor ki, evladım biz kuru bir cihangirlik davası peşinde değiliz. Bizim gayemiz ilahi kelimetullah'tır. Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa toprak peşinde, ganimet peşinde değiliz. Sakın diyor bu vasiyetimi unutma ve mücadeleni buna göre yap. İşte Allah yolundaki savaşta Allah'ın rızası esastır. Ganimet peşinde koşmak veya mal mülk edinmek gibi gayeler, dünyevi gayeler söz konusu değildir. Zaten ayetin devamında dünya hayatını verip ahireti satın alanlar böyle yapsınlar diyor. Yani Allah yolunda savaşmaktan murat dünyayı elde etmek değil, dünyanın nimetlerine konmak değil, Allah'ın rızasına, lütfuna nail olmak. Bu da Allah yolunda galip gelmek, Allah'ın dinini yaymak veya Allah yolunda şehit olmak gibi gayelerdir. وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda savaşsa فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ Yani öldürülse veya galip gelse فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Biz ona çok büyük bir ecir vereceğiz. Ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. Yani Allah yolunda savaşan bir kimse öldürülebilir de. Öldürülmek onun için korkulacak bir şey değildir. Allah yolunda öldürülmek şehit olmaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'de iki yerde, birisi Nisa suresi, diğeri Bakara suresi, iki ayrı yerde Allah yolunda hayatını kaybedenlerin aslında ölmedikleri, Rablerin nezdinde hayatta oldukları ifade edilir. Onlara şehit deniyor ve şehit olmak en büyük mertebelerden birisidir. Ve biraz önce okuduğumuz ayetlerden birinde nebiler, sıddıklar, şehitler diye bir de salihler olmak üzere dört zümreden bahsedilmişti. Bu dört zümreden bir tanesi de şehitler. Dolayısıyla şehit olmak bir Müslüman açısından en büyük gayelerden birisidir. Ama şunu da belki ifade etmemizde fayda var. Allah yolundaki savaşta ben hemen şehit olayım, yani bu ucuzdan bir nevi kahramanlığı talep etmek gibi olur. Esas olan muvaffak olmaktır. Ama o mücadele esnasında kişi hayatını da vermesi gerekiyorsa hayatını da verir. O da şehit olmaktır. Dolayısıyla ben savaşayım, şehit olayım demektense ben savaşayım, Allah yolunda mücadelemi yapayım ve bu yolda muvaffak olayım. Esas olan gaye budur. Ama o yolda giderken şehit olmak da vardır. Galip gelme durumunda, galip geldiğinde elbette bir takım ganimetler olur, bir takım maddi imkanlara da kavuşur ama Allah'ın lütuf olarak verecekleri ondan çok daha hayırlıdır. فَسَوْفَ نُؤْتِهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Biz onlara çok büyük bir mükafat vereceğiz diyor. Cenab-ı Hak bizleri Allah yolunda mücadele eden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.